Evet arkadaşlar, akıl defterlerimizin 129. sayfasını açıyoruz. İlk konumuz vergilerimize aydınlık yarınlara. Öncelikle vergi neydi onu bir hatırlayalım. Arkadaşlar vergi dediği şey devletin vatandaşlarına hizmet sunmak için doğrudan doğruya geliri ya da malı olan kişilerden veya bazı ürün ve hizmetlerden fiyatların üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten aldığı paradır. Yani kısacası vergi dediği şey devletin bizlerden belli oranlarda aldığı paralara verilen isimdir. Peki bu paralar niye alınır? Ya da alınan bu vergiler e, kaç çeşittir? Ne tarz vergiler alınır? Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Vergiyi devlet bizden almasının temel sebebi bize daha iyi hizmet edebilmek için. Aldığı vergiler aracılığıyla bize yol yapacak, köprüler yapacak, hastaneler yapacak, okullar yapacak, daha iyi hizmet verebilmesi için ne gerekiyorsa onları yapabilmesi için elinde bir kaynak olması gerekiyor. İşte bu kaynağı da vergiler aracılığıyla alıyor. Şimdi ülkemizde alınan bazı vergi çeşitlerine baktığımızda gelir vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, özel tüketim vergisi, katma değer vergisi, emlak vergisi ve kurumlar vergisini görmekteyiz. Şimdi arkadaşlar devlet eğitim gibi, sağlık gibi, adalet ve güvenlik gibi temel ihtiyaçlarımızı vergiler aracılığıyla yerine getirebiliyor. Ve bize bunların hepsi hizmet olarak geri dönüyor. Bütün gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bizim ülkemizde de vergi vermek vatandaşlık görevidir. Mutlaka yerine getirmemiz gereken vergiler e, görevler arasında birisidir vergi vermek. Nasıl askere gitmek temel görevimiz ise, oy kullanmak temel görevimiz ise, vergi vermek de devlete karşı temel sorumluluklarımızdan birisidir. O zaman vergilerimizi ödeyerek vatandaş olma sorumluluklarımızı yerine getirmiş olabiliriz. Devlet de bu vergiler ile halkının refah ve huzurunu artıracak çalışmaların altına imza atıyor. Zaten e, vergiler ile alakalı, vergi vermemiz ile alakalı anayasamızda da madde vardır. Ve o yüzden vergi kaçırıldığında cezai işlemler uygulanabileceğini söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar... E, yaptığımız birçok alışveriş sonrasında o ürüne ait fiş ya da fatura e, aldığımızda yapmış olduğumuz alışverişten biz vergide vermiş oluruz. Bakın fiş alıyoruz ya gittik diyelim marketten herhangi bir ürün aldık. Eğer fişini alırsak haliyle devlete de katma değer vergisi yani KDV dediğimiz vergiyi vermiş oluyoruz. Ama fiş almadığımız zamanlar da kayıt altına alınmadığı için devlet vergiyi almamış oluyor ve vergi kaçakçılığı yapılmış oluyor. O yüzden mutlaka yaptığımız alışverişlerden sonra mutlaka ne alıyoruz? Fişimizi alıyoruz. Böylece devletimiz imkanları daha güçlü olacak ve bu imkanları da bize karşı bizim yanımızda kullanacaktır. Arkadaşlar 129. sayfamız bu şekildeydi. Bir sonraki sayfamızı çevirerek etkinliklerimizi yapıyoruz ve vergiler konusunu kapatabiliriz. Önce doğru yanlış etkinliklerimizden başlayalım. Birinci soru da, devlet her kişiden eşit miktarda gelir vergisi almalıdır diyor. E, sizce doğru mu arkadaşlar? Tabii ki de yanlış olacak. E, çünkü herkesin geliri aynı değil. Zenginden daha çok, fakirden daha az alması gerekiyor. O yüzden birincisinin cevabı yanlış olacak. İkincisine geçelim. Vergi vererek hem vatandaşlık sorumluluğumuzu yerine getiririz hem de ülke ekonomisinin gelişmesini sağlarız verdiğimiz her vergiyle haliyle devletin kasasına giren para artacağı için haliyle ekonomimiz de güçlenecektir. O yüzden doğru bir bilgi olduğunu söyleyebiliriz. 3. üstüne bakıyoruz. Vergiler ne kadar düzenli verilirse ülke ekonomisi de o kadar hızlı kalkınır ve gelişir. Az önceki e, soruya çok benziyor. Tabii ki de ülke ekonomisi gelişir, ülke daha ferah bir konuma gelebileceğini söyleyebiliriz. O yüzden cevabımız doğru. Dördüncüsüne bakıyoruz. Devlet toplumun ihtiyacı olan hizmetleri sunmak için tüm vergileri doğrudan toplar diyor. Doğrudan değil dolaylı yollardan da topladığı olacak. Fişler mesela katma değer vergilerini örnek olarak verebiliriz. Demek ki doğrudan demesi yanlış bir seçenek olarak karşımıza çıkabiliyor. Evet o halde bir sonraki etkinliğimize bakalım. Bir sonraki etkinliğimizde ise biraz büyütelim. Diyor ki Aşağıdaki açıklamalara bakarak vergi verme açısından vatandaşlık sorumluluğunu yerine getiren kişileri işaretleyiniz diyor. Yani olumlu olan kişilere e, tik atacağız, diğerlerine çarpı atalım. Birincisindeki diyor ki: Anneme aldığım cep telefonu için mağazadan ürünün faturasını istedim. Faturasını istediğine göre bilinçli bir vatandaş olarak hareket etmiştir. O yüzden tik atıyoruz. İkincisine bakalım. Market sahibi tanıdık olduğu için alışveriş sonrasında fiş alma gereği duymadım diyor. O zaman vergi kaçırmış olacaklar. Yanlış bir davranış. 3'e bakıyoruz. İş yerinin tüm gerilerini faturalandırması için muhasebeciye yetki verdim diyor. Faturalandırdığına göre doğru bir adım atmıştır. O yüzden tık atıyoruz. Dördüncüsüne bakıyoruz. Ev ve arsam için belediyenin emlak birimine yatırmam gereken harcı yatırdım. Devlete karşı sorumluluğunu yerine getirmiş. O halde ona da dikkat ediyoruz. Sonrakine bakalım. Bu yıl Ocak ve Temmuz aylarının sonunda motorlu taşıtlar vergisini ödedim. Vergisini ödediğine göre doğru bir davranış. üstüne bakıyoruz. Küçük bir mahallede esnafım kazandığım paranın yarısının faturasını kesmiyorum diyor. E fatura kesmediğine göre yanlış bir tutum yaptığı için ona da çarpımızı atıyoruz. Böylece vergiler konusunu bitirmiş olduk. Özetle vergiler bizim devlete karşı sorumluluğumuzmuş. Mutlaka yerine getirmemiz gerekiyormuş. Çünkü ödediğimiz her vergi bize elektrik, yol, su olarak geri dönecek. Daha iyi bir ülkede yaşamak için vergilerimizi mutlaka verelim.